Herkese merhabalar arkadaşlar. Sarper Erkan ben. Sezonumuzun sonuncusuyla sizlerle birlikteyiz. Engelsiz Android anlamında güzel bir söyleşi süreci düzenledik. Katılımlarınız çok değerliydi. Bugün sizlerle geçen hafta benim toplantım olması sebebiyle yapamadığımız önce nesne tanım uygulamalarından bahsedeceğiz. Sonra da biraz ekran okuyucuların özellikle günümüzde biliyorsunuz Talkman ekran okuyucusu ve Talkback ekran okuyucusu artık hani iki farklı ekran okuyucudan bahsediyoruz. Bunları konuşacağız ve eğitim programımızı noktalayacağız. Öncelikle nesne tanım uygulamaları dediğimizde biz neyi kastediyoruz? Onlardan biraz bahsedelim. Günümüzde nesne tanım uygulamaları metin, belge, görüntü tanıma, etrafınızı keşfetme gibi özellikler sunan uygulamalar aslında bu anlama geliyor. Android dünyasında birkaç uygulama var. Bunlardan bir tanesi Lookout dediğimiz LOOKOUT. Lookout dediğimiz uygulama Google'ın kendi geliştirdiği bir uygulama bu. Bu uygulamayı Play Store'dan indirdiğiniz zaman etrafınızı tanıma, şimdi hatta bir yandan da ben şimdi öncelikle uygulamamızı bulalım, üzerine konuşalım. Şöyle gelelim. Evet, Lookout programına tıklıyoruz. Evet, şu an benim ekranı evet, ne varsa hepsini seslendiriyor. Şunu bir kamerayı kapat deyip susturayım. Keşif modunda etrafımızda ne varsa hepsini seslendiriyor. Peki neler yapabiliyor başka? Şimdi bazı QR kod ve bazı etiketler var. Fakat bu etiketler tabii Türk ülkemizde desteklenmiyor. Ama gıda etiketleri dediğimiz bu etiketler diğer ülkelerde bir desteği var. Veri indirmemizi istiyor. Ama ülkemizde henüz bu desteklenmiyor bu program tarafından. Devam edelim. Metin düğme. Evet, metinde tıkladığımızda o anki anlık olarak metin modu içeri kutuları, metin modu içeri kutuları, kameranızı tekrar girilmez, bunu tekrar göstermesi tamam düğme. Evet. Lookout metin modu. Şimdi metin moduna bakalım. Ekranı, bakalım kamerayı kapatmıştık onu bir Dili değiştik açayım düğme, dili değiştik, dili değiştik düğme. Sahte kapı kamerayı son kullanıma kamerayı aç düğme. Evet, yani kameraya denk gelen metni anlık olarak okuyabiliyor. Belgeler diye bir mod var yine Lookout'ta. Ve her bir seçeneğe tıkladığımızda arkadaşlar bize yönlendirmeler yapıyor. Mesela bir açıklama dinleyelim. Belgeler modu içeri kutuları. Cihazınızı dikey moda tutup yavaşça döndüğüne ve Lookout uygulaması dönken chat zamanı konumlandırma yönlendirmesini dinleyin. Görüntüdeki metni okumak için dilediğiniz zaman anlık görüntü al düğmesini de kullanabilirsiniz. Gibi bir ibare de var. Bunu tekrar gösterme seç tamam düğme. Şimdi. Lookout belgeler modu. Çok yakın. Cihazı uzaklaştırın. Cihazı çok yakın. Cihazı uzaklaştırın. Çok yakın. Uzaklaşın. Uzaklaşın. Cihazı sola hareket ettirin. Çok yakın, cihazı uzaklaştırın. Bir saniye görünen nesneyi tanımak için anlık görüntü almayı deneyin. Çok yakın, uzaklaşın. Sabit tutun. Tarama ve ayrıntıları. Evet, çok güzel bir şekilde yönlendirdi. Bakalım belge okuyacak mı bana? Ayrıntıları kapat düğme, paylaş düğme ve izi düğme. Bir anlası var bu seç. Lekin bir kemik olduğunda kemikler üzeri tanta kasa üzeri ve seskisen çalışma yapmak gerekir. Şeyin yaratıcısı bunu halledecektir. Unutma, te kemikler bizi dik tuttuklarından. Vücudun en önemli bu elanlı duygu yer ve hem senin onlara dayandığı da dokudur kaslar ve silik sistemi. Onlar bizim okuduğumuz tek şeyi özü dik sıfır doyudan tanç çakla yapar. Bu yüzden ruhsal antenler dinlen yüzden kemiklerin de hissediyorum. Benim kemikleriye çalıştığım isten zaman ayıza kiki tatlaca çalışkan. Gibi. Bir anlası var bu seç. Lekin bir anlası var bu seç. Anasal düğme. Direkt metni çekti ve çekerken de o kadar güzel bir yönlendirme yaptı ki bana doğru bir şekilde otomatik olarak ekran görüntüsünü belgenin kitap sayfasını alabildik. Bu program gayet başarılı. Benim tabii bu süreçte Envision dediğimiz yine başka bir nesne tanım uygulaması var ama bunu son dönemde çok kullanıyorum ben ve nesne tanım uygulaması bakımından Lookout uygulaması gayet Google'ın kendi geliştirdiği ve yapay zeka teknolojisini kullanarak hani hayatımızı kolaylaştıran bir uygulama oldu. Bu uygulamayı ben İngilizce versiyonu da çok takip ediyordum.
Şimdi Türkçe arayüzde de gayet başarılı çalışıyor oldu. Sorularınız var mı nesne tanıma uygulamalar açısından? Bir dakika galiba kaçırdım baştan ama Lookout'un yazılışı nasıl? Yani ararken Google Play'de. Leburgaz, Ordu, Kastamonu, Ordu, Urfa, Trabzon olması lazım. Ben de yanlış yönlendirmeyeyim ama öyle olması lazım. Yani bak çıkar, bak dışarı çıkar gibi bir şey değil mi? Sanki aynen, yani. Aynen. Tamam. Bu uygulama hocam gerçekten çok başarılı bir uygulama. Hayatınızı da kolaylaştırır. Örneğin bazen şöyle oluyor, trafikte ben kullanıyorum. Tabela falan varsa onları da otomatik olarak yakaladığı zaman seslendiriyor. Hatta araba plakasını bile seslendirdiğini gördüm. Çok iyi valla. Yani Vision'dan falan daha Tabii. Yani bu kadar gelişmiş değildi eskiden. Şimdi çok gelişmiş. Hatta şimdi biz oturup kitap işte kurum olarak tarıyoruz ama ben öğrencilere bunu da öneriyorum. Yani anlık dokümanlarınızı okumak için bu programı kullanın. Gerçekten de belge okumak konusunda çok başarılı. Yani odaklatma açısından çok da güzel sesle de yönlendirme yapıyor. Bir deneyin bakalım sizlerde nasıl sonuç olacak. Ama kameradaki kaliteye göre herhalde değişiyor ama genel itibariyle başarılı sonuçlar elde ediyor. Tamamdır. Çok teşekkürler. Önemli değil. Evet arkadaşlar, nesne tanım uygulamalarının temel mantığı da bu şekilde. Aslında birçok uygulama var ama bunları kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim bugünün asıl önemli konulardan bir tanesi olan ekran okuyucular konusuna. Bugün artık Android eğitimini neticelendiriyoruz. Dolayısıyla ekran okuyucuların geldiği noktayı da hemen bir değerlendirmek adına. Şimdi arkadaşlar, bildiğiniz gibi iki tane ekran okuyucudan bugüne kadar bahsetmeye çalıştık. Birincisi TalkBack. Artık hepimiz TalkBack'in bir şekilde özelliklerini biliyoruz, kullanıyoruz. Bir diğeri de Talkman ya da Joshua diye geçiyor. Şimdi Joshua'yla ben biraz bugün Joshua'yı anlatacağım. Çünkü artık TalkBack hayatımızda uzun zamandır var ama Joshua üzerinden TalkBack'in eksiklikleri neler, Joshua'nın artıları neler diye bir değinmeye çalışayım sizlere. Şimdi arkadaşlar, Joshua ekran okuyucusu Çin menşeli bir program ve bizden de Ömer Yeşiltaş arkadaşımız bunun Türkçeleştirmesini yapıyor. Programın premium versiyonu var. Yani bazı hareketleri premium olarak kullanabiliyorsunuz ama bazı özellikleri işte çevre tanıma ya da Google yani normal çeviri gibi falan. Fakat artık hani bundan bu Joshua ekran okuyucusunda çoklu parmak hareketleri daha 11 ile birlikte desteklendiği için hani çok fark yani alınır mı çok emin değilim. Yani çünkü birçok hizmet işte metin tanıması Çince ya da İngilizce. Yani çok alınmayabilir ama adeta işte JAWS'ta nasıl siz ekranı örneğin insert boşluk O yapıp OCR yapıyorsanız ve ekranda kontrolleri ya da ekranın tamamını OCR'den geçirip algılanamayan noktaları algılayabiliyorsanız buna da benzer bir yapı da bunda var aslında. Sanal ekran dolaşımı dediğimiz ekrandaki öğeleri normal dolaşımda algılayamadığınız takdirde algılamanızı olanak sağlayan birçok özellik var. Bunların bazıları premium. Şimdi öncelikle ben genel bir menüden başlayayım. Ana sayfa düğme. Ana ekran bir ana menü. Liste tab ekranın tab sesli yardımcı. Şimdi baktığımızda neler var? Öncelikle aşağıdan yukarıdan aşağı ve sonra sağ yaptığımızda Joshua'nın birinci menüsüne ulaşıyoruz. Şimdi burada sesli yardımcı. Eklentiler. Bu sesli yardımcı tabii ki İngilizce genelde çalışıyor. Çok şey değil. Eklentiler var. Joshua ayarları. Sesli geri bildirim duraklat. Bunlar aynı diğer ekran okuyucumuzda da var. Bakın eklentiler yalnız ekran okuyucuda TalkBack'te olmayan bir şey. Eklentilerde şöyle arkadaşlar, bu programa küçük eklentiler yapılabiliyor. Ve bu eklentiler sayesinde olmayan özellikler de kazandırılabiliyor. Örneğin işte Google çeviri gibi ya da benzer şeyler gibi yapılabiliyor birçok eklenti. Ve bu eklentiler dediğim gibi ekran okuyucunun yeteneğini geliştiriyor. Adeta modüler bir özellik de kazandırabiliyor. İşte bu şeyde yok, TalkBack'te yok. Düzenle düğme. Düzenle o anki metinde alanında düzenleme yapıyor. İptal düğme. Daha fazla düğme. Şimdi daha fazla düğmeye tıkladığımızda bayağı bir seçenek çıkıyor. Bakalım ne var? Menü, hareket menüsü, gelişmiş ayarlar. Hareket menüsü, gelişmiş ayarlar. İşte bu gelişmiş ayarlarda güvenlik kodu çevirisi gibi, güvenlik kodunu tanıma gibi özellikler var. Yine Joshua'nın içerisinde. Bakalım, şimdi bunlar premium. Gelişmiş ayarlar, şimdi. Yukarı gelişmiş ayarlar, sesli yardımcı ayarları, metin tanıma ayarları, zamanlayıcı okuma modu ayarları. Okuma modu ayarları, zamanlayıcı ayarları. Okuma modu ve otomatik olarak çalışan bulgiler bu fonksiyon yalnız tarvemi zamanlanmış güvenler. Otomatik olarak çalışan bulgiler bu fonksiyon yalnız tarvemi kullanıcılar için kullanılabilir. Mesela
bazı eklentiler otomatik devreye alınmasıyla ilgili bu premiummuş, bunu bana belirtiyor. Zamanlanmış görevler, kaynakları yönler. Zamanlanmış görevler, hareket ayarları. Hareket ayarları dediğimiz gibi web dolaşımı, yani rotor dolaşımı var. Mesela sağ sol yön tuşu şeyle, parmak hareketiyle şöyle. Metinler, düğmeler. Metinler, düğmeler. Yazmaları, aşama çubukları, fikri kaydırma. Bakın bu diğer ekran okuyucu da yok Talkback'te. Aşama çubukları, sözcükler, sözcükler, satırlar, paragraflar, kopyala ve ses seviyesi, kopyala ve kopyala. Kopyalaya kopyala. Ses seviyesi, konuşma hızı, varsayılan. Gibi birçok seçenek var arkadaşlar. Yani çok daha detaylı. Bu arada web dolaşımı, yani web alanında olmanıza gerek yok bunun için. Web alanında da ayrıca bu seçeneklerin çoğu yine çıkıyor. Ayarları yönet, hareket ayarları, güç ayarları, menü ayarları. Güç ayarları, menü ayarları. Ayarlar. Menünün nasıl görüneceğine dair. Yedekleme ve geri yükleme ayarları. Yedekleme, geri yükleme. Diğer ayarlar. Yedekleme, bulut yedeği, bulut yedeği. Gibi, bulut yedeği gibi birçok da seçenek var. Tenkit edilen motor, yukarı kesilik düğme, tenkit edilen motor, şuradan geri, geri gelelim. Metin oturma, konuşma hızı, yavaş hızı, 360 kaydırıcı çoğun, 59 geçersiz. Şimdi arkadaşlar, hem konuşma hızı gibi birçok ayarı yapabiliyorsunuz, aynı zamanda farklı durumlarda, farklı sentezicilerin de devreye girmesini sağlayabiliyorsunuz. Ama tabii bu premium genelde bazı özellikler. İkinci sentezle iki motoru bildirimle, bildirimin seslendirilmesi için kullanılan ses motorudur. Ana ses motoru ile aynı ses motorunu seçmek, yalnızca bir ses motoru kullanımıyla sonuçlanacaktır. Mesela burada farklı şeyler yapabilirsiniz. Örneğin bildirimde farklı bir sentezleyicinin seslendirmesini, diğer gezinim dolaşım noktalarında farklı bir sentezleyicinin seslendirmesini sağlayabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi hepsini tek bir sentezleyiciden duymak isteyebilirsiniz. Tek sentezleyici kullan, seçim kutusu seçili. Evet, bu şekilde de bırakabilirsiniz. Geri düğme. Şimdi buradan ben geri geleyim çünkü ana menü aslında bu değil. Şimdi ana menüye baktığımızda programda genel ayarlar. Sentezleyici ayarları, geri bildirim ayarları. Geri bildirim ayarları, sentezleyici ayarları. Hareket ayarları. Hareket ayarları. İçerik etkileşim ayarları. İçerik etkileşim ayarları. Yani içerik ise dinamik olarak seslendirilmesi mi, seslendirilmesi mi gibi birçok ayar var. Bu arada arkadaşlar bu çok detaylı bir ekran okuyucu olduğu için tüm özelliklerini burada değinemeyebiliriz. Sadece genel olarak farklarını anlatıyorum size. Şimdi değişmiş ayarlar, eklentiler, pluginler ve araçlar. Eklentiler, pluginler ve araçlar. Ek kaynaklar indir. Ek kaynaklar indir. Bulutaki notlar, erişilebilirlik ayarları. Erişilebilirlik ayarlarına buradan ulaşabiliyoruz. Kullanıcı merkezi. Ve kullanıcı merkezi. Yani bizim burada bir ID'miz oluyor ve dolayısıyla satın alırken de bu ID'yi bildirip karşı taraftan uygulamayı satın almak adına girişimde bulunabiliyoruz. Ama tabii yurt dışında bağlantınız olması, PayPal hesabınızın olması gerekebilir. Ya da aramızdan bunu temin eden arkadaşlar var. Onlardan destek isteyebilirsiniz. Yardım ve geri, yeni galaksi fırsatları bildikleri video teknoloji, evet. Yedeklentiler, şimdi, değişmiş bildirim ayarı, içerik etkileşim ayarları, hareket ayarları, şöyle, bir sentezle genel ayarlar. Genel ayarlardan bir bakalım. Böyle teker teker hızlıca. Bu arada şu ana kadar sormak istediğiniz bir şey var mı? Şu an sağa doğru yaptığınız menüdeki sesi bildirimi duraklat var ya. Evet. Yani onu yaptık. Hani geçici olarak programı susturmuş olduk değil mi? Onu tekrar açarken nasıl yapacağız? Hani artık konuşmuyor ya makine. Bildirim ayarı, gelişmiş ayarı, menü, sesli eklenti. Var mı? Bakalım hocam bir saniye. Eklenti, yes, bu ayarları, sesli geri düzenle düğme, sesli geri bildirimi duraklat, sesli geri bildirim duraklatıldı. Sesli geri bildirim duraklatıldı. Ses açma ve kısma da normalde yapması lazım bakalım. Evet, şöyle. Şimdi devreye girmesi gerek. Ben basıyorum. Yes, bu ekran okudum, yapalım, yes, bu. Evet, tekrar devreye girdi ama bende tabii farklı bir şekilde, sizde farklı bir şekilde olabilir. Ses açma ve kısmaya ben uzunca basarak geri getirebildim. Ama bu dediğim gibi farklı bir ataması da olabilir. Ona bir bakalım. Evet, ben biraz ses açma ve kısmaya atamıştım çünkü atadığım kadarıyla. Tek bir kere basınca tekrar devreye alınıyordu yani bende. Ama sizde farklı olabilir. Onu da şimdi şey yaparız. Hocam bakarız. Şöyle bir bakalım. Şimdi genel ayarlar baktığımızda ayar sihirbazımız var. Konuşma hızı. Sentezleyici ses seviyesi. Kullanıcı bir ipuçlarını eğer açarsanız hangi ortamda ne kadar işte tıklama yapacak yapmanız gerekiyor, nasıl etkileşime girmeniz gerekiyor, bunları söylüyor size. Liste öğelerinin numaralarının okunması ile ilgili ayar burada genel ayarlar içerisinde yer alıyor. Bildirim panelindeki bildirimleri oku. Bu arada bu biraz hızlı. Şimdi bir hızını yavaş tutacağım. Sözcükler, paragraflar, kopyala ve kopyala ses seviyesi, konuşma hızı, 65, 70, 65, 60, 55, 50.
55, 60. Ses seviyesi, kopyalama, paragraflar, satırlar, sözcükler, dikey kay, aşama, yazma alan düğmeler, metinler, varsayılan. Evet, varsayılanı getirdim. Soldan sağ kaydırarak gezin, seçim tutusu seçili değil, varsayılan hareket grubu kullanılırken, sola veya sağ kaydırarak total değiştirin, aşağı yukarı kaydırarak kısa yol işlemlerini gerçekleştirin. İşte soldan sağ gezinme modunu aktifleştirebilirsiniz. Normalde varsayılan odur ama ben de mesela ben yukarıdan aşağı gezinmeyi tercih ediyorum. Yani onun için bunu işaretlemedim ama isterseniz siz işaretleyebilirsiniz. Bu arada genel ayarlar içerisindeyiz. Özel parmak hareketlerini kullan seçim tutusu seçili. Özel parmak hareketi ayarları. Şimdi burada özel parmak hareketlerini kullan ve özel parmak hareketi ayarları içerisinde arkadaşlar 4 parmağa kadar hareketler var. Ve bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Burada kendi parmak hareketleri düzeninizi dahi oluşturabiliyorsunuz. Bu çok detaylı bir alan. Hatta bazı arkadaşlarımız farklı işlevler oluşturup adeta ofisteki makrolar gibi bir makro oluşturup işlemleri otomatize bile edebiliyorsunuz. İşte git bu parmak hareketini yapınca atıyorum YouTube'da ileri sar geri sar falan bir sürü hareket yapılabiliyor. Özel parmak hareketi yararı. Tabii bunun premium versiyonunda ise uygulamaya özel parmak hareketleri yapabiliyorsunuz. Adeta JavaScript'taki script mantığı gibi. Sadece atıyorum YouTube uygulamasında çalışsın uygulamaya özgü hareketler. Bunlar tabii premium da var. Özel parmak hareketi ayarları. Özel parmak hareketi ayarları. Evet. Şimdi burası böyle. Yani özel parmak hareket ayarlarıyla da genel ayarlar kısmı sonlanıyor. Şimdi genel ayarlar. Sentezleyiciden bahsettik. Şimdi geri bildirim ayarları. Geri bildirim, yukarı geri bildirim, sesli geri bildirim, seçim kutusu seçili değil. Sesli geri bildirim, seçim kutusu seçili değil diyor. Ses efekti, ses yüksekliği, sesli geri bildirim. Bu da şu anlama geliyor. Gezerken efektlerin devreye girmesi işte. Bu Talkback'teki gezerken efektlerin nasıl devreye giriyorsa burada da mantık aynı. Ses efekti, ses yüksekliği. Yalnız burada farklı ses efekt düzenlerini de tanımlayabiliyorsunuz. Yani sunucularından indirebiliyorsunuz. Farklı seslerle de dolaşabilirsiniz. Ses paketleri. Ses paketleri işte buradan seçim yapabilirsiniz istediğiniz ses efektlerini. Bazı hazır gelenler de var. İndirebiliyorsunuz. Varsayılan ses ayarları. Ses paketlerini yönet. Ses paketlerini yönet kısmından da dediğim işlemler yapılıyor. Titreşimli geri bildirim. Seçim kutusu seçili değil. Titreşimli geri bildirim. Titreşim yoğunluğu. Titreşim yoğunluğu. Titreşim yoğunluğu. Evet. Geri düğme. Yes mo. Evet. Bildirim ayarları. Şimdi içerik etkileşim ayarları. Hareket ayarları. Hareket ayarları. Bildirim ayarları. Hareket ayarları. Buraya biraz bir bakalım. Ayarları. Şimdi hareket ayarlarında neler var? Burası önemli. Yukarı gezilir düğme. Hareket ayarları. Parmak hareketleri paketi özel. Şimdi parmak hareketleri paketleri oluşturabildiğinizi söylemiştim. Kendi parmak hareketlerinizi de tanımlayabiliyorsunuz detaylıca. Buradan yapılabiliyor tıkladığımızda. Özel parmak hareketi ayarları. Özel parmak hareketleri ayarları da düzenlenebilir burada. Parmak hareketleri tanımları. Parmak hareketleri tanımlarının ne olduğuna ilişkin bilgiler alınabilir. Üzerinde çalışma yapılabilir. Parmak hareketi ayarları bu hareketler ücretsiz sürüm ve kişiselleştirilememektedir. Evet, parmak hareketi ayarları bu ücretsiz versiyonu kişiselleştirilememektedir diyor ama işte siz özel parmak hareketlerini aslında düzenleyebiliyorsunuz. Fakat buradaki fark açıkçası kendi parmak hareketi düzenlerinizi yani farklı düzenleri oluşturup bunu editlemenize izin vermeyebiliyor. Uygulamaya özgü parmak hareketleri paketi. Uygulamaya özgü parmak hareketleri paketini düzenle yalnız da premium kullanıcılar için kullanılabilir. Evet bu da öyle. Uygulamaya özgü parmak hareketleri premium kullanıcı için. Oyuncu modunu kullan. Oyun oynarken ekran okuyucu hareketlerini ve dışı bırakmak için bu seçeneği kullanın. Oyuncu modu da oyunlarda ekran okuyucuyu devre dışı bırakmayı sağlayabiliyorsunuz. Alternatif hareket ayarları. Alternatif hareket ayarlarında neler var? Kaydırma ayarları. Kenar hareketi ayarı. Kaydırma ayarları, kenar hareket ayarı, kenar hareketleri de var ama ben onu çok kullanmıyorum. Fakat kenar hareketleriyle de bazı kısa yolların çalıştırıldığını söyleyebilirim. Ses tuşu ayarları. Ses tuşu ayarları. Klavye kısa yol ayarları. Ses tuşu ayarları. Ses tuşu ayarlarına bakalım. Ses tuşlarını kısa yol tuşu olarak kullan. Seçim tutusu seçili çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için ses tuşlarına uzun basın. Ses ayarlanırken sistem ses ayar panelini göster. Seçim tutusu seçili değil. Ses ayarlarken sistem ses ayarını göstertebilir ya da bunu devre dışı bırakabiliriz. Düzenleme modunda ilgili hareket ettirmek için ses tuşlarını kullan. Seçim tutusu seçili değil. Düzenleme bunu işaretledim seçili. Hatta ben işaretlediğimiş. Düzenleme hareketlerinde yani düzenleme alanında imleci ileri geri kaydırmayı ses tuşlarıyla yapabiliyoruz arkadaşlar. Odağı taşımak için yön tuşlarını kullanın, seçim tutusu seçili değil. Odağı taşımak için yön tuşlarını kullanın diyor. Bu yön tuşlarından kasıt çok ne olduğunu ben bilmiyorum ama bu da kullanılabilir. Kulaklık tuşlarıyla ekran okuyucuyu kullan, seçim tutusu seçili değil. Sonraki öğeye gitmek için kulaklık tuşuna kısa basın, sesli yardımcıyı açmak için uzun basın. Evet, kulaklık tuşunu yine örneğin ses açma tuşunu kullanabilirsiniz öğelerde dolaşmak için. Bu güzel bir özellik. Ses açma ve kısma tuşlarını aynı anda basma dokunarak taramayı duraklar.
Mesela burada ses açma kısma tuşuna bastığımızda hangi eylemi gerçekleştireceğimizi ayarlayabiliyoruz. Bakalım neler var. Bakın hocam, sesli geri bildirimi duraklat. Aslında ben de şeydi, şimdi niye seçildi anlamadım. Sesli geri bildirimi duraklat yapabiliyoruz burada. Yani hareket ayarları, şu ayarlarına girdik. Hareket ayarlarına girdik. Hareket ayarlarından da yine alternatif ayarlar içerisinde, ya daha doğrusu kaydırma ayarları içerisinde de bunlar var. Ses ayarları ile ilgili tuşta işte bunu yapabiliyoruz. Bildirim panelini aç seçili değil. Bildirim panelini açtırtabiliyoruz. Parmak hareketlerini düzenle seçili değil. Parmak hareketlerini düzenle. Sanal gezinme seçili değil. Sanal gezinme. Web adresi seçili değil. Sanal gezinme seçili değil. Yani sanal gezinmede ekranı sanal olarak dolaşmamızı sağlıyor. Bu adeta taranmış ekran gibi, OCR yapılmış bir ekran gibi zannediyorum. Ekranda etkileşime giremediğimiz noktalarda etkileşime girebiliyoruz. Web adresi seçili değil. Web adresi girebileceğimiz bir kutu açar. Eylemler seçili değil. Eylemleri açabiliriz. Tıklat seçili değil. Tıklatma işlemi yapabiliriz. Uzun bas seçili değil. Uzun bas, basılı tutma işlemi. Sola kaydırt seçili değil. Sağ kaydırt seçili, yukarı kaydırt seçili değil. Aşağı kaydırt seçili, hızlı ayarlar seçili değil. Evet, bayağı bir ayar var arkadaşlar ekran burada. Ekran görüntüsünü çek seçili değil. Ekran görüntüsü çekebiliyoruz, süper. Ekranı kapat seçili değil. Ekranı kapatabiliriz. Üç menüsü seçili değil. Çift tıklat seçili değil. Ayrılmış ekran görünümü seçili değil. Ayrılmış ekran, bakın. Hani bu uygulamaları ikiye bölme olayı var ya. İşte bunu da ses kısma tuşlarını istersek atayabiliyoruz arkadaşlar. Toplu parmak hareketleri etkinleştik seçili değil. İptal düğme, iptal düğme. Gibi seçenekler var. Hangisini ses isterseniz. Ayarlı. Ses tuş ayarları. Ses açma ve kısma, ses açma tuşuna kısa basma, ses açma tuşuna kısa basarak sesi artırın. Erişilebilirlik ses düzeyini kullanıyorsanız, ses tuşuna birlikte ekrana dokunarak ses seviyesini artırın. Yalnız tak ve mute kullanıcılar için kullanılabilir. Şimdi kısa basmada da bazı kısa yolları devreye alabiliyoruz ama o da premium'da geçerli arkadaşlar. Bu da dediğim gibi bu ekran okuyucunun ne kadar özelleştirilebileceğini görmüş oluyoruz burada. Hareket ayarları. Hareket ayarlarından geldik buraya. Ses tuşu ayarları. Ses tuşu ayarları. Hatırlatmış olalım. Klavye kısa yol ayarları. Klavye kısa yol ayarlarında bir klavye kullanıyorsanız yine burada detaylı ayarlara bakabilirsiniz. Dokunma hareket ayarları. Dokunma hareket ayarları. Çok bölümlü parmak hareketleri. Birden fazla gerçekleştirilebilen çok bölümlü parmak hareketleri var. Onlar kullanabilirsiniz ama bunlar dediğim gibi premium'da çalışıyor çoğu. Parmak izi okuyucu hareket ayarları. Parmak izinizde de bir takım hareketler yapabiliyorsunuz. Diğer ayarlar, ses tuşu ayarları, klavye kısa yol ayarları, dokunma hareket ayarları. Evet, ses tuşu ayarları, klavye kısa. Çok bölümlü parmak hareket, dokunma, dokunma hareket ayarlarına dokunma bir hareket girelim. Ayarları. Dokunma tek dokunarak etkinleştik. Seçim tutkusu seçili değil, odak resini etkinleştirmek için bir kez tıkla. Evet, bu zaten ekran okuyucularda var TalkBack'te. Reyleri etkinleştirmek için parmağı kaldır. Seçim tutkusu seçili değil, parmağı hızı yukarı kaldırmak. Altındaki bir reyi etkinleştirir. Parmak ve üzerinde erişilebilirlik tıklaması yerine doğrudan dokunma. Yutulan seçim tutkusu seçili değil, Android 7 ve üzeri cihazlarda. Bu özellik dokunuşlarda genç tepki ve evet. Dokunan uzun tıklama gerçekleşti. Uzun basıldığında eylem menüsünü görüntüle. Seçim tutkusu seçili değil, tıkla ve kaldır hareketiyle uzun basma gerçekleşti. Yalnız da premium kullanıcılar için kullanılabilir. Burada yine premium özellik. Menüsü tek menüsü tek dokun ve beklet gecikmesi 750. Menü seçeneği etki gezinme çubuğu tuşlarını tek tıkla etkinleşti. Seçim tutusu seçili değil. Gezinme tuşları, alttaki tuşları tek tıklamayla etkinleştirme seçeneği var gene. Gezinme çubuğu tuşlarını tek tıkla etkinleşti. Gezinme çubuğu tuşlarını tek tıkla etkinleşti. Seçim tutusu seçili değil. Geri düğme. Buradan geri gelelim. Ses tuşu ayarları. Şurada. Dokunma hareket ayar. Çok bölümlü parmak izi. Diğer ayarlar. Diğer ayarlar. Diğer ayarlar diye bir bölüm var. Diğer ayarlar. Diğer ayarlar. Çok yok. Sallayarak mesela telefonunuzda bazı işlemler gerçekleştirebiliriz. Hareket ekran ayarları içerisinde ekran okuyucuyu bildirim alanından etkinleştirme ile ilgili ayar var. Ekran okuyucuyu yalnızca bildirim çubuğundan geri düğme. Hareket ayarları. Evet, hareket ayarları ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Özellikle. Genel itibariyle burası da böyle. Geri düğme. Ama şurada kaydırma hareketlerini bir saniye. Çok bölümlü, dokunma, önemli bir kaydırma ayarları. Kaydırma ayarları var. Bu kaydırma ayarlarını bir bakalım. Çünkü kaydırma ayarı kaydır soldan sağ kaydırarak gelin. Seçim tutusu seçili değil. Varsayılan hareket grubu kullanılırken bunu... sola veya sağ kaydırarak odağı değiştirin. Aşağı yukarı kaydırarak kısa yol işlemlerini gerçekleştirin. Evet. Bunu duymuştuk zaten. Odak sona geldiğinde ileriye kaydır, seçim tutusu seçili değil. Bakın kaydırma ayarları da önemli. Mesela odak sona geldiğinde hemen odak sona geldiğinde ilk öğeye kaydır yapabiliyor. Odak konumunu hatırla, seçim tutusu seçili değil. En son kalınan odak konumunu hatırlatabiliyor. Web sayfalarında türe göre göz at, seçim tutusu seçili. Web sayfalarında türe göre göz atma, yani rotor aslında. Web dolaşım öğelerini yönet. Burada web dolaşım öğelerini istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. Ya başındaki seçim kutusunu kaldırıp ya da seçebilirsiniz. Burada işte düğmelere göre mi, paragraflara göre mi, linklere göre mi?
daha doğrusu bağlantılara nasıl gezinmek istiyorsanız. Ve cümlemine cümle dolaşımı etkinleştik seçin kutusu seçili parsayola genel dolaşımı cümlemini yönet parsayola metinler dikey kaydırma düğmeler yazma alanlar öpsüzcükler satırlar paragraflar aşama çubukları kopyalamak kopyala ses gibi gibi gibi. Penceme değiştirildiğinde seçilen dolaşım düğünü kutu seçin kutusu seçili. Mesela burada az önce yukarıda dediğim gibi ben şu hareketi yaparken sağ ve sola. Metinler. İşte burada hangi öğeler olsun onu ayarlayabiliyoruz az önce duyduğunuz yerde. Pencerelerde değişiklik yani pencereler arasında geçiş yaparken de bu rotorda yaptığınız seçimin hatırlanıp hatırlanmayacağını. Mesela ben atıyorum ana ekranda paragrafta bıraktıysam işte Facebook'ta da paragrafta kalsın isteyebilirim. İşte o zaman sayfalar pencere değiştirildiğinde seçilen dolaşım türünü koru seçin kutusu seçili. Pencere değiştirdiğinde seçili dolaşım türünü koruyu onay kutusunu işaretlemem faydalı olabilir. Sayfaları otomatik kaydır seçin kutusu seçili sayfa sonuna ulaşıldığında otomatik olarak sonraki sayfaya geç. Evet. Sayfaları otomatik kaydır seçin kutusu seçili sayfa sonuna geri düğme. Kaydırma hareketleri de böyle arkadaşlar. Geri düğme. Gelelim. Geri düğme. Bu arada beni kesebilirsiniz merak ettiğiniz noktada. Gelişmiş ayarlar, eklentiler. Birlikte bakarız. İçerik ayarları, içerik etkileşim ayarları, hareket ayarları. Şimdi hareket ayarlarıydı. İçerik etkileşim ayarları. İçerik etkileşim ayarları. İçerik etki yukarı, içerik etkileşim ayarları. İpucular. Liste görünüm ayarları. Liste görünüm ayarları yani hangi ipuçları seslendirilsin? Bunları seçebiliyoruz. Listelerde listenin sıra numarasını, kaçıncı listede olduğumuzu seslendirmesiyle ilgili ayar. Etiket ayarları. Etiket ayarları, etiketler kendi yapmış olduğumuz özel etiketlerle ilgili. Dinamik içerik ayarları. Dinamik içerik ayarları, sayfa değişikliklerindeki ekran okuyucunun verdiği tepkileri buradan ayarlayabiliyoruz. Otomatik okuyucu ayarları. Otomatik okuyucu ayarları. Bakalım bu biraz önemli şey var mı? QQ sohbet mesajları ve otomatik okuyucu ayarları. QQ sohbet mesajları ve otomatik okuma için program seçin. Premium kullanıcı olmayanlar yalnızca QQ mesajlarının otomatik seslendirilmesi özelliğini kullanabilirler. Şimdi otomatik seslendirme diye bir şey var arkadaşlar. Örneğin bu premium olsaydı diyelim ki işte WhatsApp seçiliyken belki WhatsApp mesajları otomatik seslendirilebilir. Yeni düğme, içerik etki, kullanıcı sözlüğü, kullanıcı sözlüğü, kullanıcı içerik filtreleme ayarları, karakter ve sözcük ayarları. Şimdi karakter ve sözcüklerin ne kadar ne düzeyde seslendirileceği ilişkin ayarlar. Ekran durum bildirimi. Ekran durum bildirimi. Otomatik okuyucu ayarları. Evet gibi mesela bildirimleri bana okuyabiliyor. Kullanıcı sözlüğü kullan seçim kutusu seçili değil. Kullanıcı sözlüğü kullanabilirim istersem. Kullanıcı sözlüğü ayarları. Kullanıcı sözlüğü ayarları. Kullanıcı içerik filtreleme ayarları. Şimdi bu içerik filtreleme ayarları da mesela ekran okuyucuda biz hangi sözcükleri seslendirilsin ya da hangileri seslendirilmesin gibi ayarları da yapabiliyoruz. Böylelikle bizi rahatsız eden kelimelerin ekran okuyucu tarafından seslendirilmemesini de sağlayabiliriz. Evet, bildirim ayarları da gene bildirimlerin seslendirilmesiyle ilgili ayarlar demiştik. Gelişmiş ayarlarda da bakalım şeyler vardı burada. Zamanlayıcı gibi ayarlar. Eklentiler. Evet, eklentilerde program eklentileri. Pluginler ve araçlar. Pluginler ve araçlar tabii ki birçok insanın geliştirdiği araçlar var. Ülkemizde de bir takım denemeler yapılıyor. Onları da yine duyuruyor olur arkadaşlar. Ek kaynaklar indir. Ek kaynaklar indir de yine Joshua'nın güncellenmesiyle ilgili mesela neler var. Bakalım ek kaynaklar indir de. Joshua, uygulama, ek uygulamalar. Ses paketleri. Ses paketleri, parmak hareketleri paketi, parmak hareketleri paketi, uygulamaya özgü parmak hareketleri paketi, uygulamaya özgü parmak hareketi paketleri, eklentiler, eklentiler gibi birçok şey indirilebiliyor arkadaşlar. Bu programın önemli noktaları da böyleydi. Sormak istedikleriniz var mıdır? Şimdi Serpil Hocam, ay sonu bir yeni sürüm çıkacak demiştiniz. O yani geldi mi öyle bir sürüm? Geldi, geldi. Yani o geldi. Salihkunduz.net'ten edinebilirsiniz hocam. Bilginiz olsun. Salih'in sitesinde var bunlar koyuyor Salih. Yakın zamanda engelsandroid.com sitemiz de açılacak. Oradan da edinebilirsiniz. Ama salihkunduz.net'te var. Sanırım 4 Nisan sürümü müydü? Öyle bir şey olması lazım. O geldi. Yani çok büyük bir yenilik olarak Türkçeleştirmelerle ilgili düzenlemeler yaptığını söyledi Ömer. Programda ekstradan çok farklı bir şey yok galiba. Ama yine de bakabilirsiniz. Bir kılavuz hani diye bahsediyordunuz hani şey. Evet yapıyor onu. Ömer yapıyor onu. Hala devam ediyor. Engelsandroid.com'dan herhalde onu paylaşacak değil mi Ömer? Ya engelsandroid.com'dan paylaşır ya da kendi mail yoluyla paylaşır. Onu yaptığını söyledi. Güzel bir içerik hazırlıyor onunla ilgili. Güzel oluyor yani, açıkçası. Evet çünkü çok detaylı bir ekran okuyucu.
Yani hani çok. Yazılı metin içinde bir şeye ulaşmak tabii ki evet. Ses yerine göre, sese göre bazen daha hızlı oluyor açıkçası. Aynen aynen haklısınız hocam. Ve o anlamda hani çok güzel bir kaynak olacak, işte uğraşıyorlardı Salih'le de, bakalım ne olacak göreceğiz. O zaman ben çok teşekkür ediyorum. Android eğitimlerinde engelsiz erişim adına yapmış olduğumuz bu engelsiz eğitimde sizlerin katkıları çok değerli. Çok keyif aldım anlatım yaparken. Zaman zaman bir iki anlatımı özel sebeplerden dolayı yapamamıştım ama koşa koşa da çok gelmek istediğim bir organizasyondu. Engelsiz eğitimde başka bir eğitim konusuyla sizlerle buluşmak dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Çok sağ olun.